Merhaba sevgili arkadaşlar, bu dersimizde Osmanlı kültür medeniyetinin artık yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Eğitim konusunu işleyeceğiz. Zaman zaman arkadaşlar çok sık olmamakla birlikte Osmanlı'da eğitim konularından soru gelebilmekte. Bu sorular daha çok medreselerle ilgili olmakta. Zaten arkadaşlar medreselerle ilgili Türk İslam'da da Osmanlı'da da hani birlikte sorular gelebilmekte. İlla ki Osmanlı'yı sormuyorlar. Ve hatırlarsanız ben daha önce medreselerle ilgili ÖSYM ne sorar videosu çekmiştim. Oradan çok daha ayrıntılı hem Türk İslam hem Osmanlı medreselerini takip edebilirsiniz. Ama şimdi gelelim Osmanlı'da eğitim. Sevgili arkadaşlar, eğitimi öncelikle örgün eğitim ve yaygın eğitim olarak ayırmamız lazım. Bakın, örgün eğitimden kasıt şu. Bugünkü okullar gibi belli bir program ve belli bir zaman dahilinde, dikkat edin, belli bir program, belli bir süre dahilinde eğitim gören kurumlara, eğitim görülen kurumlara denir. Burada zaman sınırı var. Fakat yaygın eğitim arkadaşlar her yerde olur. Belli bir zaman sınırı yoktur. Yaş sınırı yoktur. Bakın, tekke, zaviye, dergahlar, her yaştan kişi katılabilir. Ülkenin birçok yerinde olabilir. Bunun gibi düşüneceksiniz, basit düşüneceksiniz arkadaşlar. Öncelikle gelelim örgün eğitime. Örgün eğitimi biz sıbyan mektepleri, medrese, saray eğitimi ve askeri eğitim olarak ayırıyoruz. Bakınız, hepsi belli bir program dahilinde eğitim verir. Arkadaşlar yalnız dikkat! Medrese eğitimi almak için sıbyan mektebine gitmek şart. Sıbyan mektebine gitmeyen medrese eğitimi alamaz. Ve bir dipnot sevgili arkadaşlar, sıbyan mektepleri Osmanlı'da sayı olarak en çok okul olan mektep. Nedir bu mektep arkadaşlar? Bugünkü ilköğretim. Hatta bugünkü anaokulunun bile yerini tutar. Çocuklar genelde 5 yaşlarında başlarlar. Bu eğitimde arkadaşlar, hemen şuraya yazalım. Her mahallede bulunur, mahallelerde bulunur. Mahallelerde genelde külliye, cami gibi yapıların yanında bulunur. Cami yanında. Bazen arkadaşlar müstakil de olabilir. Bakın, mahallede genelde caminin yanına basit bir oda yapılır. O odada eğitim verilir. Peki ne eğitimi verilir burada arkadaşlar? Okuma ve din eğitimi verilir. Peki bu din eğitimini, okuma ve din eğitimlerini kim veriyor? Genelde arkadaşlar din adamları veriyor. Yani sevgili arkadaşlar, imamlar, müezzinler, kayyumlar veriyor. Bakın dikkat edin, imam, müezzin, kayyum gibi din görevlileri veriyor. Peki bunların masrafı nasıl karşılanır? Arkadaşlar, masrafını mahalleli ya da vakıflar karşılar. Mahalleli ya da vakıflar karşılamakta. Bakın dikkat. İşte sıbyan mektebi bu. Hani sabi sübyan der ya bizim büyüklerimiz arkadaşlar. Sıbyan çocuk demek. Sübyan çocuk demek daha doğrusu. Sabi sübyan çocuk mektebi arkadaşlar. Çocukların ilk eğitimlerini gördükleri, din eğitimi aldıkları. Hatta arkadaşlar bunu biraz da bugün özellikle cazıları camilerde verilen din eğitimine benzetebilirsiniz. Genelde ikindi namazlarından sonra çocuklar camilere giderler, din eğitimi yaparlar. Ha şöyle bir farkı var, okuma yazma bilen çocuklar gidiyor. O zaman okuma yazma öğrenmek için de özellikle camilerin yanında olan genelde sıbyan mekteplerine gidilirmiş. Sıbyan mektebine giden medreseye de gidebilir. Fakat medrese farklı bir kurum arkadaşlar. Zorunlu değil, her yerde yok. Özellikle önemli kentlerde toplanmış. Osmanlı'da arkadaşlar nerelerde görüyoruz? İznik, Bursa, Edirne, Kayseri, Konya, Amasya ve İstanbul gibi özellikle büyük şehirlerde. Hatta Osmanlı'nın sınırları çok genişlediğinde işte Şam'da, Bağdat'ta veya Kahire'de eğitim alan birçok kişi olmuş. Arkadaşlar, medreseler bir bakıma günümüzün lise ve üniversitelerinin yerini tutar. Fakat günümüzdeki gibi çok fazla yaygın değiller. Peki medreselerle ilgili biz neler bilelim? Önemli arkadaşlar. Osmanlı'da ilk medrese Orhaniye Medresesi İznik. Dikkat! Orhaniye Medresesi ya da İznik Orhaniyesi İznik'te.
Sevgili arkadaşlar, Orhan Gazi İzmir'i fethettikten sonra oradaki bir manastırı medreseye çevirmiş ve Osmanlı'nın aynı zamanda ne diyoruz? İlk eğitim örgütlenmesi Orhan Gazi döneminde başlamıştır. Bakın cümleye çok dikkat. Orhan Gazi ilk medreseyi kurmuş. Zaten Osman Bey dönemi genel anlamda beylik dönemi. Henüz bir örgütlenme yok. Ne diyoruz biz? Orhan Gazi dönemi eğitimde ve hatta arkadaşlar bilimde de diyoruz. Hani eğitim varsa bilim de var. Eğitim ve bilimde ilk örgütlenmenin olduğu dönem. Peki buranın başka ne bilmemiz lazım? İlk müderris. Sevgili arkadaşlar, ilk müderris Davudi Kayseri'dir. Davudi Kayseri. Ve arkadaşlar, Davudi Kayseri aynı zamanda Osmanlı'nın ilk bilim adamı sayılır. Bakın, bilinen, kayıtlara geçen Osmanlı'nın da ilk bilim adamı. Orhan Gazi, Davudi Kayseri'yi Orhaniye Medresesi'ne müderris olarak tayin etmiştir. Arkadaşlar, bundan sonra Bursa'da Lala Şahin Medresesi açılacak. İşte Bursa'da 1. Mehmet döneminde Sultan ya da Yeşil Medrese açılacak. 2. Murat döneminde Edirne'de 3 şerefeli medrese var. Fakat bu medreseleri çok fazla ezberlemenize gerek yok. Neyi bilmemiz lazım? Osmanlı'da medreselerin zirvesi 2 tanedir. Bakın dikkat, 2 tane. Nedir bunlar? 1. Sahn-ı Seman Medresesi. Sahn-ı Seman. Arkadaşlar, Sahn-ı Seman Medresesi Fatih'in İstanbul'da açtığı medresedir. Sevgili arkadaşlar, kaynaklarda işte Ali Kuşçu Ayasofya Medresesi'ne baş müderris oldu diye geçer. Şimdi Fatih döneminde insanlar da diyor ki doğal olarak öğrencilerimiz, hani tarihte çok içli dışlı olmayanlar, hocam Sahn-ı Seman mı, Ayasofya mı? Arkadaşlar, Ayasofya kurumun adı. Sahn-ı Seman ise kurumun türü. Büyük medrese. Bakın büyük medrese. Ayasofya medresesi bir Sahn-ı Seman'dır. Üniversite düzeyindedir. Dikkat edin. Osmanlı'daki en yüksek medreselerden biridir bu. Ve arkadaşlar, en önemli özelliklerinden biri hiç şüphesiz ki Ali Kuşçu bu medreselerin baş müderrisliğini yapmıştır. Hatta buraya hemen arkadaşlar şöyle bir medrese ismi daha yazacağım. Bunu da MEP kaynaklarında geçtiği için yazıyorum arkadaşlar. Yoksa çok ezberlemenizi istemiyorum aslında. Sevgili arkadaşlar, Tetinme medreseleri de Fatih döneminde kurulmuştur. Tetinme medreseleri bir bakıma Sahn-ı Seman'a öğrenci yetiştiren lise düzeyi medresedir. Birazdan göreceğiz, bakın medreselerin kademeleri var. İlk, orta, yüksek diye. Bu işte orta düzey bir medrese. Bu medreseden mezun olan Sahn-ı Seman'a gidebiliyor. O yüzden ne diyoruz? Sahna öğrenci yetiştirir. Öğrenci yetiştirir. Sevgili arkadaşlar, san zaten kelime manası olarak yüksek demek. Bugünkü üniversite düzeyi. Önemlidir bu. Başka ne var arkadaşlar? Yine yükselme döneminde, Osmanlı'nın klasik döneminde Süleymaniye medreseleri var. Süleymaniye. Süleymaniye medresesini sevgili arkadaşlar, Kanuni Sultan Süleyman açtı. Kanuni. Bakın 1. Süleyman'ın açtığı medrese ve Osmanlı'da artık medreselerin zirvesi. 4 tane bölümü var bunun. Darül Kurra, Darül Hadis, Darül Hendese, Darül Tıp. Daha doğrusu medreselerde görülen bütün bölümler burada var arkadaşlar. 4 tane bölüm. 4 kademeden oluşuyor. Önemli bunlar bakın. Sahn-ı Seman ve Süleymaniye zirve. Bunlar ne zaman arkadaşlar? 16. yüzyıl. Çok dikkat ediyoruz bunlara. 16. yüzyılda bu medreselerle Osmanlı medrese eğitiminde zirveye çıkmış. Şimdi arkadaşlar, bakın çok önemlidir. Hemen şöyle şu bölümü de kullanalım. Şu bölümü de medrese için kullanalım. Arkadaşlar, medreseler bir kademe. Kademeleri vardır medreselerin.
Hani tamam biz bunlara üniversite diyoruz ama hepsi üniversite değil. Bir kısmı da arkadaşlar ilk, orta düzey medrese bunların. O yüzden medreselerin kademeleri şunlar arkadaşlar. Hariç, dahil, sağ. Hariç ilk medrese, ilk düzey, dahil orta düzey medrese, sağ yüksek düzey medrese. Yani arkadaşlar aşama şu. Biz kısaca şunu bilelim. Sıbyan Mektebi'ni bitiren önce harice gider. Harici başarıyla bitirince dahile gider. Dahili başarıyla bitirince sahana gider. Bakın bunlar medreselerin kademeleri. Bir de medreselerin arkadaşlar dikkat edin bölümleri vardır. Sevgili arkadaşlar hemen burada bir hatırlatma yapayım ben size. Çok önemli. Medreseler nasıl şekillenir? Her medresede her bölüm var mı? Arkadaşlar her medresede her bölüm yok. Kimi sadece din eğitimi veren, kimi hem din eğitimi hem hendese yani pozitif bilimler eğitimi veren, kimi sadece tıp eğitimi veren, darül tıp dediğimiz medreselerdir. Bütün bölümlerin bir arada bulunduğu medrese çok azdır. Hani bunlar hangileridir? Sahn-ı Seman, Süleymaniye gibi. Süleymaniye'de tamamı vardır. Nedir bu bölümler arkadaşlar? Darül Kurra. Arkadaşlar Darül Kurra. Bakın isimden aklınıza gelir. Kur'an'ı ezberleme, Kur'an'ı iyi okuma, Kur'an bilimleri. Dikkat edin bakın. Kur'an bilimleri. Bir bakıma günümüz ilahiyat fakültesine denk gelir bu. Bununla beraber ayrıca yine bir din bölümü olan Darül Hadis var. Darül Hadis de arkadaşlar hadis bilimleri eğitimi. Bu da günümüz ilahiyatına denk gelir. Bakın bu ikisi günümüz ilahiyat fakültesine denk gelir. Ayrıca Darül Hendese var. Hendese. Arkadaşlar ileride göreceğiz Osmanlı'da bir hendesehane açılacak askeri okul. Hani Kara Harp Okulu'nun temeli olacak. Nedir hendese? Matematik ve astronomi gibi pozitif bilimlerin ve mühendislik bilimlerinin kısaca aslında biz bunu mühendislik diye tanımlayalım. Mühendislik teknik eğitimlerin verildiği medrese bölümü. Bakın bunu da bir fakülte gibi düşünün. Hani medreseyi Süleymaniye'yi mesela büyük bir üniversite gibi düşünün. Bunları onun fakülteleri gibi düşünün. Bu da mühendislik, pozitif bilimler eğitimi verilen yer. Bir de arkadaşlar Darül Tıp vardır. Klasik dönemde Osmanlı'nın medrese bölümleri işte bunlar. Tıpta da tıp eğitimi verilir. Mesela Osmanlı'dan örnek vermeyeyim ama Yavuz Hasan Medresesi Tokat Niksar'daki bu danışmentlere ait Yavuz Medresesi bir darül tıptır. Tıp medresesidir. Sadece tıp eğitimi verilir. Şimdi bakın, ben ÖSYM'nin yerinde olsaydım şu soruyu sorardım. Bakın kesinlikle çok güzel, yanıltıcı ve ayırt edici bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın klasik dönemindeki medresenin bölümlerinden biri değildir? Ya da klasiği falan karıştırma. Osmanlı'da medresenin bölümlerinden biri değildir. Bakın. Darül Kurra'yı verdi, Darül Hadis'i verdi, Darül Hendese'yi verdi, Darül Tıp'ı verdi. Oraya bir de neyi koyar? Darül Fünun'u koyar. Bakın hepsi darla başlıyor. Bakın hepsi darla başlıyor. Ama Darül Fünun bir medrese bölümü değil. İleride göreceğiz 19. yüzyıl kurumlarında işleyeceğiz o konuyu. 1863'te açılan bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin de temeli sayılan ilk modern üniversite. Tekrar söylüyorum bakın. Hani bunu ben olsam sorarım diyorum ama ÖSYM böyle bir soru sorabilir. Aşağıdakilerden hangisi medresenin bölümlerinden biri değildir der. Buraya tutar Darül Fünun'u koyar. İsim benzerliği var bakın. Dikkat edin. Kesinlikle karıştırmayın. Böyle bir soru gelirse cevabı Erkan Hoca size verdi. Dikkat. Medreselerle ilgili başka ne konuşabiliriz arkadaşlar? Şunları konuşabiliriz. Bakın, medreselerin masraflarını vakıflar karşılar. Medreselerde öğrenciler yatılı kalır. Medreselerde öğrencilere burs verilir. Hatırlayın, burs Türk İslam tarihinde ilk ne zaman verilmişti? Karahanlılarda. Bakın, Karahanlılar döneminden beri Türk İslam tarihinde medrese öğrencilerine burs bağlama, burs verme alışkanlığı var.
Ve biz biliyoruz ki Osmanlı'da da bu çok yaygın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, bunlar da karşımıza kavram olarak çıkabilir. Şuraya hemen şöyle yazalım. Suhte. Softa. Bakın şurayı şöyle çizelim karışmasın. Sofu. Talebe. Bu kavramların hepsi öğrenci demek arkadaşlar. Yani medrese öğrencilerine suhte de denir, softa da denir, sofu da denir, talebe de denir. Bunların hepsi öğrenci. Bir de arkadaşlar, danışment var. Danışment. Danışment, yüksek talebe. Yüksek talebeden kastımız üniversite düzeyi, yani san düzeyi talebe. Mesela hariç ve dahil öğrencilerine suhte, softe, sofu, talebe deniyorsa san öğrencilerine, yani en yüksek medrese öğrencilerine danışment denir. Ve burada hemen bir dipnot hatırlatayım arkadaşlar. Danışment aslında danışman demektir. Danışılacak kişi demektir. Çünkü danışılacak kadar bilgisi vardır demektir. Şimdi bunu söyledikten sonra sevgili arkadaşlar, size bir detay bilgi vereyim. Kadılar kadılık görevine başlamadan önce danışmanlık yaparlar. Ama medreselerde değil. Hani buradakiyle karıştırmayın. Onlar da mahkemelerde danışmanlık yaparlar. Onlara da danışman denir bakın. O bir bakıma onların stajıdır. Kesinlikle. Demek ki danışman nerede kullanılıyor? Bir, yüksek medrese öğrencisi. İki, kadılığa başlamadan önceki staj dönemi. Bunlar önemli noktalar arkadaşlar. Ayrıca medreselerdeki yardımcı öğrencilere muid denir. Hatta muidi burada yerimiz kalmadı. Şuraya yazayım. Muid. Muid arkadaşlar kısaca müderris yardımcısıdır. Müderris yardımcısı. Müderrisin ne olduğunu biliyoruz. Hemen tekrar edelim. Medrese hocası, öğretmen. Peki arkadaşlar, Osmanlı'da eğitim kimin elinde? Bakın önemli. Osmanlı'da eğitim ilmiye sınıfının elindedir. Ulemanın yani. Ve Osmanlı'da müderris tayinlerini kazasker yapar. Kesinlikle bu dipnotlarımızı unutmayın. Sevgili arkadaşlar, demek ki bakın, tekrar edelim bir kısaca. Bir öğrenci Sıbyan Mektebi'yle başlar. Hariç, dahil ve san sırasıyla medrese eğitimlerini aldıktan sonra danışment olur. Yani en yüksek medresede danışment olur. Danışmentlikten muhitliğe, muhitlikten de müderrisliğe geçer. Peki medreselerde kimler yetişir arkadaşlar? Müderris yetişir, imam yetişir, müezzin yetişir. Bakın din adamları. Bununla beraber Şeyhülislam yetişir, kazasker yetişir. Bakın bunlar medrese eğitimi almak zorundaydı, hatırlayın. Osmanlı'da seyfiye sınıfı, yani askeri sınıf, kalemiye sınıfı, bürokrasi sınıfı gibi sınıflar medrese eğitimi almak zorunda değil. Ama ilmiye sınıfı medrese eğitimi almak zorundaydı. Demek ki bunların hepsi. Aynı zamanda hekim veya astronom gibi bilginler de hep medreselerden yetişir arkadaşlar. Medreseler işte böyle sevgili arkadaşlar. Bunları kesinlikle unutmayacağız. Önemlidir dedikten sonra geldik hemen şurada bir kavramımız var. Cerre çıkma. Nedir bu cerre çıkma? Arkadaşlar özellikle Ramazan aylarında, 3 aylarda ya da medrese öğrencileri, bu dini eğitim alan, dini eğitimi ağır basan medrese öğrencileri hem halkla kaynaşsın, halka bildiklerini öğretsin, hem de halktan çeşitli masraflarını karşılasın, hani ihtiyaçlarını gidersin diye uzak köylere gönderilirlerdi. Medrese öğrencileri gruplar halinde, işte bir kısmı filanca köye, bir kısmı filanca köye gider. Orada hem insanlara dini açıdan vaazlar verir, kendilerini geliştirirler. Hem de arkadaşlar dönüşte de masraflarını, çeşitli aynı nakdi yardımları toplayarak medreselerine geri dönerlerdi. Yani bu nedir biliyor musunuz? Günümüzdeki imam hatip liselerinin son sınıfında, şu anda uygulanıyor Türkiye'de, son sınıfta zaman zaman öğrenciler camiye giderek
din adamı olmaya hazırlık anlamında staj görüyorlar. İşte namaz nasıl kıldırılır, müezzinlik nasıl yapılır gibi. Aslında bu cerre çıkma da öyle bir şey. Kısaca şuraya ne yazıyoruz? Medrese öğrencilerinin köylere giderek halka bildiklerini anlatması. Halka bilgilerini anlatması. Cere çıkma budur arkadaşlar. Ve özellikle de Ramazan aylarında yapılır. Çünkü Ramazan ayları ya da 3 aylar insanların dini duygularının en çok geliştiği, en çok yükseğe çıktığı dönemlerdir. Bir de arkadaşlar Bedi Besmele var. Yine bu bölümle ilgili Bedi Besmele daha çok böyle şehzadelerin ilk eğitimlerine başladığında yapılan tören. Ama halkın diğer kısımları da yapıyor bunu. Bir öğrencinin arkadaşlar eğitim çağına gelip de okula başladığında yapılan törenin adı. Bakın. Çocuğun okuma çağına geldiğinde yapılan tören. Sevgili arkadaşlar, buna amin alayı da denir. Yani okuma, çocukların okuma yaşına gelmesi bir artık törenseldir. Hatta aslında günümüzde de var bunlar. Hani şöyle bir çevremize baktığımızda, eğitim dünyasına şöyle bir baktığımızda birinci sınıfa başlayan çocukların anneleri bir hafta çocuklarıyla beraber gidiyorlar. Özel hazırlanıyorlar. O onlar için büyük bir heyecan oluyor. Veya çocukların okuma bayramları var arkadaşlar. Birinci sınıflarda çocuklar okuma yazmayı söktükten sonra bütün okullar bir okuma bayramı adıyla hem velileri de davet ederek onları bir bakıma onurlandırarak okuma bayramları düzenlerler, okuma törenleri. Bunlar biraz onlara benziyor arkadaşlar. Kısa ve öz. Ne biliyoruz? Çocuğun okuma çağına geldiğinde yapılan törene Bedi Besmele denir. Diğer adı nedir? Amin alayı. Bunlara dikkat. Medrese eğitimi bu, sıbyan eğitimi bu, geldik saray eğitimine. Arkadaşlar sarayda 3 okul var. Bakın en basit soruyu düşünün. Yukarıdakilerden hangisi der bunları verir? Hangisi ya da hangileri saraydaki eğitimlerden biridir veya değildir? Şehzadegan Mektebi sarayda. Nerede? Haremde. Şehzadeler arkadaşlar 7 yaşına gelince burada eğitim alır. Şehzadelerin ilk eğitimlerinin yapıldığı yer. Biz buna Şehzadegan Mektebi diyoruz. Hatta arkadaşlar aslında şehzadeler Osmanlı'da biraz daha böyle eğitim anlamında çok şanslılar. En özel hocalardan, en dönemin en iyi bilginlerinden eğitimler alıyorlar. Hatta çoğu zaman şehzadeler daha 4 yaşına gelince doğrudan Şeyhülislam liderliğinde önce Kur'an öğrenirler. Bakın Şeyhülislam'dan önce Kur'an öğreniyorlar. Sonra Şehzadegan Mektebi'nde ilk temel eğitimlerini alıyorlar. Hani bugünkü ilkokul gibi. Daha sonra nereye gidecekler arkadaşlar? Hemen şuraya bir dipnot yazacağız. Bu bölüme özellikle yazmadım. Onu çünkü tam örgün eğitimin içine de koyamıyoruz. Tam yaygın eğitim de diyemiyoruz. Arkadaşlar eğitimde bir de lalalık kurumu var. Lalalık. Nedir lalalık? Şehzadelerin arkadaşlar her açıdan yönetim açısından, idari açıdan, dini açıdan danışmanlığını yapan, hocalığını yapan dönemin en ünlü bilginleri. Mesela Akşemseddin Fatih'in lalasıydı. Bunlar ne yapar arkadaşlar? Şehzadelerle beraber sancağa giderler, sancakta bir bakıma onu yetiştirirler. Yönetim anlamında da yetiştirirler, bilim anlamında da yetiştirirler, dini açıdan da yetiştirirler. O yüzden arkadaşlar karşımıza şöyle bir soru çıkabilir bakın. Dikkat! Bir Şehzadegan Mektebi, iki lalalık kurumu. İkisi de şehzade eğitimidir. Kesinlikle unutmayın bakın. Bir Şehzadegan Mektebi, iki lalalık kurumu. İkisi de şehzade eğitimiyle ilgilidir. Bu da çok önemli. Hatta şuraya hemen yazalım. Şehzade eğitimi. Tabii Şehzadegan Mektebi
şehzadelerin ilk eğitimi, lavalık biraz daha yetişkin eğitimi. Sarayda şehzade kanı söyledik, Enderun. Arkadaşlar, Enderun her yerde karşımıza çıkar. 1. Murat döneminde kuruldu. Yani kapı kulu sistemiyle beraber kuruldu bu. Önce Edirne Sarayı'nda kuruldu. Fatih döneminde dikkat, Topkapı Sarayı'nda tam anlamıyla kurumsallaştı. Ne zaman kaldırıldı? 2. Mahmut döneminde Yeniçeriler kalkınca bu da kalktı. Nedir bu arkadaşlar? Bu kısa ve öz saray okuludur. Arkadaşlar, klasik dönemde bir bakıma Osmanlı'nın her şeyi bu sistem. Neden her şeyi diyoruz? Bu sistem ne yetiştirir? Memur yetiştirir. Memur ve saray hizmetkarı yetiştirir bakın. Sarayda padişahın yanındaki en önemli görevliler bu sistemden yetişen görevlilerdir. Başka ne yetiştirir? Devlet adamı yetiştirir. Devlet adamı. Başka ne yetiştirir? Sanatkar. Bakın size örneklerini vereyim. Sokullu Mehmet Paşa, en iyi bildiğimiz sadrazamlardan biri, bir devlet adamı, Enderun'da yetişmiştir. Mimar Sinan, en ünlü sanatkarlardan birisi, Enderun'da yetişmiştir. Burada genelde devşirmeler eğitim görür. Arkadaşlar, çok istisnai zamanlarda, istisnai bir şekilde zaman zaman Türklerin de burada eğitim gördüğü olmuştur. Ama bu çok istisnaidir. Burası aslında bir devşirme okulu. Hani bu daha önce anlatmıştım. Pençik ve devşirme sistemiyle kapı kulu sisteminin içine alınan kişiler var ya, onlar önce Acemi Ocağı'nda eğitim görür. Orada kafası çalışanlar seçilir, Enderun'a gönderilir. Kafası daha az çalışanlar Yeniçeri yapılır. Asker yapılır arkadaşlar. Başka ne yetişir burada? En üst düzey komutanlar, ki Sokullu Mehmet Paşa aynı zamanda bir komutandır sevgili arkadaşlar. Adam kaptan deryalık yapmıştır, beylerbeyliği yapmıştır, sadrazamlık yapmıştır ve Serdar Ekrem sıfatıyla ordunun başında seferlere çıkmıştır. Demek ki arkadaşlar, Enderun bugünkü manada askeri akademi, yine bugünkü manada mülkiye, yani devlet adamı yetiştiren okul, yine bugünkü manada bir konservatuvar, bakın dikkat edin, sanat okulu, her bir şey var. Önemlidir sevgili arkadaşlar, Enderun'un dışında bir de harem. Harem de bir okul arkadaşlar. Burada kim eğitim görür? Saray kadınları, cariyeler. Saray kadınları ve cariyeleri eğitim görür. Ve arkadaşlar, burada da din eğitimi verilir. Adab-ı muaşeret, hani davranış, hizmet eğitimi verilir. Yine sanat eğitimi verilir. Hatta arkadaşlar, buradaki cariyelere güzel konuşma, Türkçe dersleri de verilmiştir. Kesinlikle bunlar önemli. Bakın, bu üçü Şehzadegan, Enderun, Harem, saray eğitiminin parçalarıdır. Şimdi geldik arkadaşlar askeri eğitime. Arkadaşlar, bütün ocaklar askeri eğitim yeri. Ocak ve kışlalar. Acemi Ocağı, 3-7 yıl burada eğitim görülür. Yeniçeri Ocağı, usta birliği olarak burada eğitim görülür. Mehterhane, bunlar biraz daha askeri, kurumsal sanat okullarıdır arkadaşlar. Mehterciler burada yetişir. Cambazhane, saray cambazları. Bunlar biraz daha, tekrar söylüyorum, kurumsallaşmış uzmanlık bölümleri. İşte kılıçhane, tüfekhane, humbarahane, tophane, cambazhane, mehterhane gibi. Peki cevherüler, bu tımarlı sipahiler nasıl eğitim görür arkadaşlar? Onlar hani sonuçta taşradalar. Arkadaşlar, onlar da bölük ve alay şeklinde örgütlenirler. Her cebeli bir tane, iki tane bile olsa çevresindeki cebelilerle bir araya gelir. Onlardan sorumlu çavuşlar vardır. O çavuşlar gözetiminde, barış zamanlarında eğitimlerine devam ederler. Yani onların da bölükleri var bakın. Yine arkadaşlar, Levent. Bunlar da deniz askerleridir. Bunlar daha çok arkadaşlar Batı Anadolu'daki Türklerden seçilen askerlerdir. Gemi ve tersanelerde eğitim görürler. İşte bunların da tamamı askeri eğitim. Ama dese ki bize ÖSYM, bakın ÖSYM bize dese ki, aşağıdaki kurumlardan hangisi askeri eğitim kurumu değildir?
Bakın soru aynen bu. Askeri eğitim kurumu değildir. A. Mehterhane. B. Cambazhane. C. Tophane. D. Enderun. E'yi vermiyorum. Ne diyeceğiz? E'yi mi bekleyeceğiz? Arkadaşlar, Enderun da bir askeri kurumdur. E'ye medreseyi koyabilir. Enderun aynı zamanda hem bir saray okulu hem de ne dedik arkadaşlar az önce? Komutan yetiştiriyor dedik. Dolayısıyla ola ki bakın sakın yanılmayın. Hangisi askeri eğitim yapan kurumlardan biri değildir ya da biridir gibi sorar da oraya Enderun'u koyarsa Enderun'u hem saray eğitiminin içinde alacaksınız hem de askeri eğitimin içinde alacaksınız. Sakın bu konularda yanılmayın arkadaşlar. Bunlar püf noktaları bakın. Bunlara çok dikkat ediyoruz dedik. Bu arada arkadaşlar Sıbyan mektepleri medrese eğitimi bazı soru kaynaklarında ki ÖSYM bunlara çok takılmaz ama siz yine de bilin sivil eğitim diye de geçer. Bunlar sivil eğitim bakın. Zaten hangisi askeri eğitim, hangisi sivil eğitim böyle bir soru gelse rahatlıkla ayırabilirsiniz. Geliyoruz şimdi arkadaşlar yaygın eğitim kurumlarına. Yaygından kasıt ne? Belli bir düzeni yok, her yerde olabilir. Hani belli bir düzeni yok dediğim örgün eğitim gibi belli bir plan program dahilinde değil ve ülkenin birçok yerinde olabilir. Genelde buna arkadaşlar halk eğitimi de denir. Nerede oluyor bu eğitimler? Tekkelerde. Tekkeler nedir? Tarikat evleri. Tekke ve dergahlar arkadaşlar tarikat evleri. Zaviyeler ise ahilerin evleri. Ahilerin dergahları. Camiler de olur. Camiler de bir eğitim kurumudur. Meslek eğitimi ise arkadaşlar loncalarda olur. Lonca. Nasıl olur bu? Usta çırak kalfa şeklinde arkadaşlar. Ve sevgili arkadaşlar, özellikle buraya bıraktım, burada söylemedim. Meslek eğitiminde loncalarda diplomaya icazet denir. İcazetname. İcazetname. Ya da arkadaşlar şerefname denir. Şerefname. Nedir bu? Ustalık belgesi. Arkadaşlar bakın, yanılmayalım. İcazetname diploma demektir. Hem medresede verilen diplomaya icazetname denir hem de loncada verilen diplomaya icazetname denir. İcazet aslında şudur arkadaşlar. İcazet şeyhin, liderin olurunu almaktır. Günümüzde de kullanıyor bakın birçok büyüklerimiz. Ben gideyim de filan hocamın bir icazetini alayım. İcazet, olurunu almak. Hani bir iş yapacaksın, büyüklerimden bir icazet alayım dersin. Büyüklerime bir danışayım. Onlar bu işe bir olur veriyor mu, vermiyor mu bir bakalım. Bu olurdur aslında. Günümüzde de kullanılan bir kavram. Ama o dönemde hem meslek eğitiminde hem medresede diploma olarak kullanılıyor. Arkadaşlar, saray ve konaklar da birer eğitim yuvasıdır, eğitim kurumudur. Bunlar şimdi nasıl eğitim kurumu diyeceksiniz? İki şekilde arkadaşlar. Bir, özellikle dönemin şairleri, bilginleri vesaire. Özellikle devlet adamlarının saray ve konaklarında çeşitli zamanlarda toplanıp bilgi alışverişinde bulunurlar. Çeşitli bilimsel toplantılar yapılır. Mesela biz Osmanlı'da en çok 2. Beyazıt'ın, Sofur lakaplı 2. Beyazıt'ın bu tür bilginleri sık sık toplayıp da onlarla istişarelerde bulunduğunu, çeşitli bilgi alışverişinde bulunduğunu biliyoruz. Bir de arkadaşlar saray ve konaklar özellikle Osmanlı'nın son döneminde varlıklı aileler kız çocuklarının tam anlamıyla okula gönderemedikleri için hani tam böyle kız eğitiminin gelişmediği için arkadaşlar özel hocalar eşliğinde saray ve konaklarda çocuklarına eğitim aldırırlarmış. Hatta Osmanlı'nın son dönem ve Cumhuriyet'in ilk dönem romanlarında bu sahneler hep vardır. Genelde işte kız gelen piyano hocasına aşık olur. Piyano hocası gayrimüslimdir. İşte aşkları havada kalır falan. Saray ve konaklarda hem varlıklı ailelerin çocukları için hem de şair, bilim adamı vesairenin toplantı yeri olduğu için eğitim kurumu diyoruz arkadaşlar. Kıraathaneler eğitim kurumu, kıraathane okuma salonu demek arkadaşlar. Günümüzdeki gibi değil. Günümüzde biliyorsunuz artık
4 kişinin bulunup okey'e dönülen yerler. Ama o zamanlar boş vakit geçirilmezmiş kıraathanelerde. Ulema evleri arkadaşlar. Müritler bağlı bulundukları şeyhlerin, ulemanın evlerinde kalarak onun her anından faydalanmak isterlermiş. Yani uzun süre yanında kalıp bir bakıma ondan feyz alırlarmış. Kütüphaneler de arkadaşlar yine o dönemde eğitim bölgesi, eğitim kurumu. Bütün bunlar önemli. Peki, Sıbyan mekteplerinde söylemediğimiz bir tek şey kaldı. Onu hemen hatırlatalım. Arkadaşlar, Sıbyan Osmanlı'da kız çocuklarının eğitimi 19. yüzyıl sonlarına kadar yok. 19. yüzyıl sonlarında artık kadın öğretmen okulları vesaire de açılacak ama sınırlı. Biz yine de diyoruz ki arkadaşlar Sıbyan mekteplerine kız çocukları da giderdi. Hatta Sıbyan mekteplerinde kız erkek karma eğitim de olurdu. Osmanlı'da karma eğitimin olduğu tek yer Sıbyan mektepleri. Bunu da notunuza bir kenara yazın arkadaşlar. Şimdi gelelim, şurada eksiğimiz kaldı mı? Kaldı. Azınlıklar. Peki, bütün bunları saydık. Arkadaşlar unutmayacağımız bir nokta var. Bu kurumların hepsinde, bakın şuraya yazıyorum. Tüm kurumlarda din eğitimi mutlaka verilir. Din eğitimi var. Yani askeri eğitimde de var. En temel hep din eğitimi arkadaşlar. Peki azınlıklar burada ne olacak? Arkadaşlar, Osmanlı Devleti daha klasik çağında. Yani bırakın o 19. yüzyılı Tanzimat, ıslahat fermanlarına gelmeden çok çok önce azınlıklara kendi din adamlarını yetiştirmek için okul açma hakkı tanımıştır. Azınlıklar din adamı yetiştirmek için kendi okullarını açmışlardır. Osmanlı'da böyle bir özgürlük var arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir özgürlük var. Bu ta 15. yüzyıldan itibaren böyle. Kendi okullarını açabiliyorlar. Bu bilgiyi de iyi biliniz arkadaşlar. Hemen şu son bilgimizi verelim ve eğitimi kapatalım. Arkadaşlar bakın, bütün ayrıntıları verdik aslında. Eğitimde ne gelirse gelsin yaparsınız. 19. yüzyıl kurumları neyse yeri geldiğinde işleyeceğiz. Arkadaşlar dipnot, dikkat önemli. Osmanlı'daki ilk yabancı okul ismi inşallah söyleyebilirim. Saint Bonit Fransız Lisesi'dir. Bu bir din okulu olarak açılmıştır İstanbul'da. 1523 yılında açılmıştır. Yani daha 16. yüzyılda yabancılar Osmanlı'da okul açmış. Ama böyle bir din adamı yetiştirmek, din okulu adı altında açılmıştır. Bunu kesinlikle unutmayın diyoruz. Tahtanın güzel bir fotoğrafını alıyorsunuz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. Bir dahaki dersimizde arkadaşlar, edebiyatçılar ve bilim adamlarına geçeceğiz.